Ya Mazhar abi, şu başkanı olduğun Türk Kalça Derneği'ni ne zaman kapatacaksın? Utanıyorum be abi. Ne olacak oğlum? Yemeği gösteren salça, derneği gösteren de kalçadır. Hayret bir şey ya. Merhaba. Aa, merhaba. Size çiçek getirdim Mazhar Bey. Çiçek mi? Hadi ya. Çiçeklerden hiç hoşlanmam. Aa, evet, sizi anlıyorum. Doğru ya, çiçekleri böyle satın almakla onların kopartılıp ölmesine neden oluyoruz aslında. Öldürmekten hiç çekinme, hiç korkma Duygu. Niçin korkuyorsun? Öldürmek dünyanın en güzel şeyidir. Mesela ben her sabah arabamla işe gelip giderken en az 5-6 tane kedi köpek ezip öldürüyorum. Ay ne feci! Ama kaza yapmaktansa kediyi ezmek daha iyi. Allah korusun, ezmemek için fren yapıp kaza yapabilirsiniz, öyle değil mi? Hayır, öyle değil. Ben kedileri genelde zevk için ezerim. Ezmek dedim de aklıma ilk karım geldi. İlk karınız mı? Evet. İlk karımı ben her Allah'ın günü böyle dövüp ezerdim. Levent Orhan bile benim yanımda Cihal Ünal gibi beyefendi kalırdı. Kadın dövmeye bayılırım ya ben. Siz? İnanmıyorum. Evet, evet. İnanması güç tabii. Onun yüzünden sigaraya bile başlamıştım. Vücudunda söndürmek için günde 30-35 tane sigara yakıyordum. Ben özür dilerim. Gitmem gerekiyor. Ah, ay çocuklar. Vallahi bu sefer oldu galiba. Gördün mü bak, Duygu'dan haber falan yok. Bu işi kırmadan, incitmeden pedagojik koşullarla hallettik. Demek ki düşündü taşındı, bu işin olmayacağına karar verdi. Olanlardan sonra arasaydı gelseydi şaşardım zaten. Benim aslan kocacığım benim. Canım benim canım. Ne oldu? Yine o bacaksız Dorita. Aa, emin misin? Evet. Ruhsar, pes etmek yok. Bak bu 17'sinde küçücük bir kız daha. Onu soğutarak benden uzaklaştıralım. Yoksa bütün hayatı boyunca bozuk bir ruh haliyle yaşayacak. Bana yardım edecek misin? Edeceğim. Aa, ben gidip kapıya bakayım bari. Hadi bakalım Lolita, papazı buldum, papaz kaçtı oyna. Aa, hoş geldin küçük Duygu. Aa, Mazhar Bey, siz? Evet, ben bir papazım Duygu. Hem de en koyusundan maça papazıyım. Bunu sana söylemeyi unutmuştum değil mi Duygu? Evet, söylememiştim. Ben de domuz eti yiyip domuz şarabı içiyordum küçük Duygu. Gel sen de otur şuraya Duygu. Orası senin yerin küçük Duygu. Ben de oturayım Duygu. Ben düşündüm de bir karar verdim. Evet. Neye karar verdin küçük Duygu? Rahip olmaya karar verdim. Siz rahip olduğunuza göre benim de rahip olmam en doğrusudur. Kalk yürü. Sen yemeğine devam et Duygu. Başka bir şey bulmak lazım. Başka bir şey bulmak lazım Ruhsar. Aklıma çok radikal bir çözüm geldi. Ay! Hadi kızım iş başına. Ay kız Duygu, sana bazı gerçekleri anlatmanın zamanı geldi kız. Aa, Mazhar Bey, siz ne zaman böyle oldunuz? Ayol ben tekerleğin icadından beri böyleyim. Ne yapalım? Seven insan sevdiği kişiyi olduğu gibi kabul etmelidir. Sizi bu halinizle de sevebilirim. Ay kız saçmalama be! Aa, benim bu halimle ne yüreğimi nasıl seversin ya? Severim. Siz hiç merak etmeyin. Benim size karşı olan duygularım cinsel duygular olmadığı için bunun hiç önemi yok. Hatta böyle çok güzel olduğunuzu da söyleyebilirim. Biliyor musun Duydu? Ben ilkokuldan derdim. Aa, ciddi mi? Tot dediğim Duydu. Hatta biliyor musun? Birinci temettile tadan bile... Otuyamadım. Otulun birinci ayında bana mantaba belgesi verdiler. Mantaba ya, inanabiliyor musun Duydu? Oldu. Ben de tahtilime yanım kaldığım yerden devam edeceğim Duydu. Hadi sana damet bekleme tahtamı doldurup bilim için. Tabii, ne güzel. Öğrenmenin yaşı olmadığını herkese ispatlayıp örnek olacaksınız. Siz gerçekten muhteşem bir erkeksiniz. Sizi tanıdığım için ne kadar şanslıyım. Olmuyor. Yine salak kız bu ya. Bir teylan yap, dur ne unuttum, bir teylan yap, ne unuttum ya? Şimdi... Duygu! Ben bir vampirim. İsmim de Kod Masakua. Ne kadar iyi. Ben de diğer vampirler gibi bu tabutun içinde horlaya horlaya uyurum. Olsun, ben de seninle uyurum. Evlenince büyük, 2 kişilik bir tabut yaptırırız. Beraber uyuruz, gece kalkarız. Ay ne fantastik. Ama ben kan överim, kan. Ve acıktığım zaman babam ufak kanını överim. İstediği zaman kanımı emebilirsin yakışıklı vampir bey. Duygucuğum, seni çok iyi anlıyorum. Senin yaşındaki kızlar kendilerinden yaşça büyük erkeklerden hoşlanabilir. Hatta bunun kötü bir şey olmadığını da kabul ediyorum. Ama inan benim durumum seninle olmaya hiç müsait değil. Aramızda yalnız yaş farkı yok ki. Boy, kilo ve en önemlisi cinsiyet farkı var. Sen kızsın, ben erkeğim. İkimiz çok farklıyız. İtiraf etmek gerekirse genç bir kız tarafından beğenilmek hoşuma da gitmiyor değildi yani. Ya demek lolitalar hoşuna gidiyor ha? Az biraz. Madem öyle şu gençlerle birlikte olmak nasıl bir duyguymuş bir de ben deneyeyim bari. Aa Ruhsar, ne yaptın bana? Üf yavrum, gel Ruhsar, yapma. Hayır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı başıma, görsün.